Merhaba, ben İç Mimar Zülal Çakıcı. Heyos Design adında bir firmam var ve yaklaşık 5 senedir kaynağı ağaç tasarımı ve üretimi yapıyorum. Depremin olduğu gün herkesin yardımlara koştuğunu, belediyelerde yardım toplama etkinliklerine gittiğini gördüm. Ne yapabilirim diye düşünürken ben dedim bu insanlara ev gönderebilirim. Çünkü çadırlar ve konteynerler gönderilecekti, bunu biliyordum. Ve gönderilmeye ve yardımlar için para toplanmaya başlanmıştı bile ama bölgenin ne kadar soğuk olduğunu, işte insanların gerçekten soğuktan donduğunu da görünce dört mevsim yalıtımlı, bir evin içinde olan her şeye sahip olabilecekleri, konforlu tiny house'larda neden yaşamasın ben diye düşündüm. Bir projeyi hayata geçirmek istedim ve bununla ilgili bir paylaşım yaptım sosyal medyadan. Biz dedim Tiny House üreticisi olan Heyos Design firması olarak tedarikçilerimizin ve takipçilerimizin desteğiyle bölgeye göndermek üzere Tiny House bağışlamak istiyoruz. Bunun için desteklerinize ihtiyacım var dedim ve bunu iç mimar arkadaşlarımın olduğu bir gruba paylaştım. Ve paylaştığım andan itibaren gerçekten bütün arkadaşlarım seferber oldu ve fikrin önemini ve güzelliğine katılıp ertesi günden başlayarak hepimiz sponsor firmaları arayıp, yani aslında yıllardır malzeme aldığımız tedarikçi firmaları arayıp bize malzeme göndermelerini istedik. Bu organizasyon boyunca hiçbir şekilde ilk günden bu yana 1 lira bile bir para toplamadan sadece firmaların bize yaptığı malzeme desteğiyle bu işe başladık ve Büyükçekmece Belediyesi'nin desteğiyle bize TÜYAP'ta bu salonu tahsis ettiler. Daha sonra birkaç arkadaşım içlerinden şantiye sürecinde yanımda olabileceklerini, 7/24 ne gerekirse birlikte bu yolda yürüyebileceğimizi söylediler ve biz depremden 2 gün sonra sabah burada buluştuk. İlk malzemelerimiz gelmeye başladı ve aynı günün gecesinden başlayarak üretime başladık. 10 Şubat akşamı başladık bu üretime. O günden bu yana ben belki bir haftada 10-15 yabancı çıkarırız diye düşünürken burada öyle bir güç ve enerji toplandı ki aslında bütün gönüllülerin, buraya her giren gönüllünün enerjisi, heyecanı ve motivasyonuyla biz şu anda 15. gündeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu 15. günde 60 tane evimiz ayakta ve diğer kalan 40 evinde kalıpları yapılıyor ve bu 2 gün içinde bu evlerin kalıpları bitecek. Aslında gerçekten 1 ay gibi bir zamanda 100 tane tiny house'u tamamen en ince detayına ve ayrıntısına kadar tamamlayıp göndermek üzere yola çıkaracağız. Burada neler oluyor onu biraz anlatayım. Bu tabii ki hareketi başlattığımızda bir de gönüllü işçi çağrısında bulunduk ve bu çağrı çok güzel yayıldı. Bir anda Türkiye'nin her yerinden gelen telefonlarla ben usta değilim ama elim iş tutar, her işi yaparım, ben de gelebilir miyim diyen insanlar, kendi ustalarını gönderen mimarlık, inşaat, fuarcılık sektöründen firmalar, işinden çıkıp gelen çok büyük kurumsal firmaların çalışanları kendi mesailerini bitirip gece burada sabaha kadar gönüllü olarak çalışarak aslında bu organizasyon oluştu. Ben hep şöyle anlatıyorum, burası bir puzzle ve bu puzzle'ın İçindeki tek bir parçası bile olmadan bu puzzle tamamlanmaz. Bu proje hepimizin projesi. Buradaki ufacık bir çivi çakan adamın da projesi. Bize milyonlarca liralık malzeme gönderen bağışçının da projesi. Türk milletinin projesi aslında. Bir felaket yaşıyoruz ve bir felaketin sonucu bazen işte güzel şeylere vesile olabiliyor. Benim buradaki en büyük niyetim şuydu, bir örnek olmak. Örnek bir hareket başlatmak. O yüzden bu projenin adını da aslında Örnek Ev koyduk. Bizim Örnek Ev ilk yaptığımız, mock-up olması amacıyla yaptığımız evdi ve üzerine bu Örnek Ev, hani buradan ölçü alabilirsiniz diye Örnek Ev yazısını astık. Buradaki oyuncu bir arkadaşımızın aslında isim babası da odur. Oyuncu bir arkadaşımız bir gün gelip Zülal ya işte Örnek Ev, hani neden Örnek Ev deniyoruz dedi. Aslında taşınabilir afet evi dediğimiz Tiny House projesinin adı şu anda Örnek Evler oldu. Örnek olmaktan bahsediyorum. Örnek olmak aslında nasıl örnek olmak? Oradaki insanlar şu anda çadırlarda, konteynerlerde kalıyorlar ve kalmak zorundalar, bunu biliyorum. Belki 2 ay, 3 ay sonra bu örnek davranışımız gerçekten ilgili kişilere ve kurumlara ulaşırsa eğer, milyonlarca insanın bu gibi korunaklı, yalıtımlı, yüzlerce yıl yaşayabilecek evlerde barınmalarını sağlayabiliriz. Dikey mimariden aslında kurtulmamız gerektiğini, kontrolsüzce yapılan betonarme yapılardan artık uzak durmamız gerektiğini bence herkes çok iyi anladı. Bu örnek evler, bu afet evleri aslında gerçekten amacına ulaşırsa Türkiye'de
çok büyük bir bilinç yaratıp bu gibi yapıların gelişmesini ve yayılmasını sağlayabiliriz. Ve ben bir üreticiyim. Burada yüzlerce binlerce insanız. Ama benim gibi gerçekten yüzlerce tiny house üreticisi var, çelik el üreticisi var, hafif çelik yapıları üreticileri var. Ve ilgili kişilerin bu gibi firmalara ve kurumlara desteğiyle belki 2-3 ay, 4 ay herkes kalbini bu işe verip oradaki evsiz kalan her insanın yuva sahibi olmasını birlik olup sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Biraz evlerden bahsedecek olursam, aslında tiny house dediğimiz yapı şudur. Metrekare anlamıyla küçük, yaklaşık 40 metrekareye kadar olan evlere tiny house diyoruz. Metrekare anlamıyla küçük ama bir evde ihtiyacınız olan her türlü konforu size sunan yapılardır. Asla prefabrik demeyiz, konteyner demeyiz çünkü değildir. Türkçe'ye çevrilmiş hali minik evdir. Dört mevsim yalıtımlı, tamamen suya karşı izolasyonlu. Mümkün olduğunca doğal malzemelerden üretildiğinde daha uzun yıllar yaşayabilen yapılardır tiny house'lar. Ve şu anda bölgeye gönderdiğimiz yapıların özellikleri ise çelik konstrüksiyonlu. Bunun olmasının sebebi de belki çok fazla vinçle kaldırılıp indirilmek zorunda kaldıklarında yapının zarar görmemesi. İç ve dış tamamen ahşap kaplamalı. İçeride yerli çam, dışarıda termovut dediğimiz fırınlanmış çamın bir araya geldiği. 150 densite 5 santim taş yünüyle kaplı, yanmaz kablolarla elektrik tesisatı yapılmış, yalıtımlı borularla su tesisatı döşenmiş. Dışı komple nem bariyeri dediğimiz izolasyon örtüsüyle yine kaplanmış ve çatısı da alüminyum kenet çatı sistemiyle oluşturulan yapılar. Ve şu anda mobilyalarını bekliyoruz. Mobilyaları da hazır olduktan sonra tezgahları, bütün banyosu ve mutfağının vitrifiyeleri, armatürleri, ve içerisine aslında tuvalet kağıdı ve şampuanına kadar her şeyi olan tam donanımlı olarak göndermeyi planlıyoruz bu evlere. Bunları da yine tamamen destekçilerimizin gönderdiği malzemelerle yapıyoruz. Hayalimiz sadece evleri göndermekten daha büyük bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen yaşam alanları kurmak istiyoruz. Belki permakültür, ekolojik tarım ve bu gibi böyle sürdürülebilir ve dışarıya bağımlılığı azalan köyler, kasabalar, kentler kurmayı hayal ediyoruz. Burada tamamen imece usulü yürüyen bir sistem var şu anda. Ve özellikle bize malzemelerimizi gönderen tüm sponsorlarımıza ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ama daha da fazla burada işini gücünü bırakıp gelen bütün gönüllülere, ben ne yapabilirim diye soran herkese, gelemese bile arayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Burası bir okul, bir atölye. Gerçekten buraya gelip hiç bu zamana kadar matkap bile tutmamış insanlar ikinci, üçüncü evden sonra neredeyse usta olup çıkıyorlar ve devam ediyorlar. Çok basit işlerle başlayıp dördüncü evden sonra marangoz olabiliyorlar, kaynakçı oluyorlar. Buna şahit oluyoruz. Yani Türk milletinin bir araya geldiğinde gerçekten kalbiyle bir şeyleri yapmak istediğinde imece usulüyle aslında neler başarabileceğini çok iyi görüyoruz. Herkese teşekkür ederiz.